Hoş geldiniz. Fikirleriniz kısa buyurun. Cümleten hoş geldiniz. Cem Karaca gibi bir dünya starının filmini yapmış olmanın kıvancı içindeyiz hemen hemen hepimiz. Bence çok güzel bir film oldu. Yani ben birkaç kere para verip izlerim. Dolayısıyla alnıma yüzüm tak. Herkese tavsiye ediyorum. Ve bu kültür ve bu geleneğin Anadolu rakının ve dünya çapındaki bir sanatçının biyografisini yeni kuşaklarda öğrenmeli diye düşünüyorum. Gerisi sizin işiniz. Kolay gelsin. Efendim hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz ilginizi, alakanızı. Biz çok heyecanlıyız bütün ekip olarak. Bir kısmımız için 6 aylık bir serüven oldu bu. Bir kısmımız için de 7-8 haftada tükendi gitti. Ama umarım izleyenler de tükenmeyecek bir iş olur. Bir efsaneden bahsetmeye çalıştık. Tabii ki haddimize değil ama elimizden geldiğince çalıştık. Son söz seyircinin, çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Efendim, herkesin emeğine sağlık. Çok uzun saatler sürdü aslında baktığımız zaman. Maalesef. 3 saat. Birazcık anlatalım aslında. Nasıldı sizin için o deneyimler? Benim için zordu. Yani takdir edersiniz ki 2,5 saat makyajla uğraşmak her sabah. Ya bir oyuncu olarak sıkıntı olabilen bir şey. Yani anlatılıyor tamam böyle yok telifler alındı, oraya çekildi, evet. bir şey ama daha bizim ülkemizde oturmuş bir şey değil maalesef. Ben bunun handikapını çok yaşadım ve biz ekip olarak yaşadık aslında. Makyaj aktı, bir daha yaptık, bir şey. Dolayısıyla umarım bu bir ilk önce oldu ama sonraki işlerde meslektaşlarım daha rahat çalışacaklardır diye ümit ediyorum. Filmde siz şarkı seslendirdiniz mi acaba? Yok. Yoksa Cem Bey'in sadece bu şarkı... Fikret abi bakın. Bunun için bir süreç olur mu? Eğitim süreci elen gibi. Cem Öğret'le birlikte çalıştım ben. Ve takdir edersiniz ki bu ekiple çalışınca insan işi zaten yarı yarıya azalıyordu. Elimizden geldiğini yaptık. Son söz seyircinin, gerçekten çok heyecanlıyım. Affınıza sığınıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında devam etsek diye. Haydi bakalım. filmde sizi en çok heyecanlandıran sahne hangisi oldu? Benim için her sahne gerçekten çok ayrı bir anlam ifade ediyordu. Hani şu diyemem ama babasıyla vedalaştığı sahne, Yasemin Hanım'la beraber oynadığım sahne benim gönlümde ayrı bir yeri vardı. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Fikret Bey, devam edelim mi efendim? Yasemin'le efendim, Rica ederim. İtabet olarak çok daha güçlüdür bence. Yok estağfurullah. Yani arkadaşlar geldi. Uzun bir süre çalışmalarımız devam etti. Büyük bir emek söz konusu. Çok heyecanla başladık. Çok güzel bir ekiptik. Aslında her zaman bulunması bir ekip değildi. Yönetmenimizden, oyuncu arkadaşlarımızdan. İsmail zaten bir sürü işe güzel anılar bıraktı. Güzel alkışlar bıraktı arkasında. Fikret de sen zaten daha önce de söyledim. Hani karşımda Fikret Kuşkan varsa biraz da sırtımız hep iyidir, sağlamdadır derim. Bu bir Yüksel Aksu filmi. Zaten bana gelen teklif de kendisinden oldu. Yüksel Aksu varsa dedim ki o zaman biraz iyi giyinmem ve biraz şıkırtılı olmam lazım dedim. Öyle bir film çünkü, öyle bir yönetmen. Onun sözüne, fikrine ve kadrajına her zaman çok inanıyorum. Hani bana şurada bir ağaç ol dese, şuradan yoldan geçen birini oynar mısın dese, evet Yüksel Aksu'ya oynarım, evet. Gerçeği Yüksel Aksu için mi bu filmde izleyelim o zaman efendim? Siz de uzun zamandır görmüyorduk aslında ama. Evet, çünkü böyle filmler çok fazla olmuyor evet. Doğrusu. Evet, güzel bir cevap oldu. Bundan sonra daha fazla göreceğiz mi efendim? İnşallah iyi filmlerde elbette niye olmasın, tabii artık olgunluk dönemindeyiz. İyi filmler, güzel filmler olursa elbette niye olmasın. Evet artık seyirciye bırakmak lazım son sözü. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gel. Ya işte hitabet sanatında öncelikle Yüksel Aksu yönetmenim çok kıymetlidir. Aynı zamanda müktedandır. Sadece hitabetle ilgili değil, iki ayaklı yürüyen kütüphane olarak hem bilgi
hem de nüktedanlıkla konu sunan, benim hayranlıkla izlediğim yönetmenimdir. Kadim dostumdur, arkadaşımdır. Nihayetinde 30 küsur yıl sonra birlikte olduk ve bu projede beraber yol aldık. Aslen İzmir'de 30 yıl önce sinemada 1. sınıftayken karşılaşmış, aynı zamanda yarenlik etmiştik. Hala da yarenim olduğunu düşünüyorum. Bana Yüksel telefon açtığı zaman söylediğim tek cümle şudur: geliyorum. Ben kendisine telefon açtığım zaman herhangi bir projemle ilgili geliyorum, gerekirse oradaki her şeyi hallederim. Yani yönetmen yardımcısı kaçar, yönetmen yardımcılığı yaparım. Asistan gider, asistanlık yaparım. Setin her şeyi diyebilir miyiz efendim sizin için? Zaten şunu söylemekte fayda var. Tüm ekip arkadaşlarıma ve tüm çalışanlara, en alttan en üste figürasyonlara kadar ne kadar bu filme emeği dokunan insan varsa herkese teşekkürlerimi sonsuz iletirim. Yapım, mapım, şimdi bu lafı uzatıp yaymak istemiyorum. Fakat nihayetinde bu filme emeği dokunan herkese minnettarım. Bu işin içinde olmaktan dolayı da onur ve gurur duyuyorum. Öncelikli olarak da bana gelen ve beni arayan tek isim kadim dostum Yüksel Aksum'dur. Yok, yapımcılar da aradı. Ya bu fabrik şimdi ben orada herhangi bir yahu yani edepsizlik etmiş olmak istemeyeyim de nihayetinde yönetmenim yani Yüksel bana hadi kardeşim bunu yapıyor, evet yaparız. Çünkü kendi üslubunu, stilini, tarzını, kendi dilini oluşturmuş Türkiye'nin en kıymetli yönetmenlerimizden biri olduğunu düşünüyorum. Sadece arkadaşım, dostum olarak değil. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. O sonraki gelecek mesele. Çok çalışarak, kendisini büyük bir hedef koyarak, o hedefe çok azimle ve çok ama çok çalışarak bugünlere geldi. Kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu filmin içinde var olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Bunun ötesinde bu cümleyi, bu filmi tek cümleyle özetlemek gerekirse, yani Cem Karaca'nın gözyaşlarını. Tabii ki kim, herkes ne düşünür onu bilemem ama benim için en başından beri kendini yok etmeyen ve kendini yeniden var edemez. Yok olursan